1827'yi okuyacağız. O da yeni bir bab başlığı içerisinde. Bab başlığımız Babul Kubletil Saimi, oruçlu kimsenin öpüşmesi. Ve kâle Câbir ibn Zeyd'in, Câbir bin Zeyd de dedi ki, in nazara, şayet baksa ve bakmak suretiyle fe enne, meni gelse, zevk halini yaşasa, yutimmu savmahu, orucunu tamamlar, orucuna devam eder anlamında. Boşalma olduğu halde, bu sadece salt bakarak olursa demek istiyor Cabir bin Zeyd, kişi orucuna devam eder demiş kendi görüşü olarak. İmam Buhari de onun bu görüşünü oruçlu kimsenin öpüşmesi başlığı altında vermiş. Bab altındaki ilk hadisimiz 1827. Haddesena Muhammed ibn el-Musenna, bize Muhammed bin el-Musenna anlattı. Haddesena Yahya, bize Yahya anlattı. An Hişam'in, o da Hişam'dan. Kale, dedi ki, akhbarani abi, bana babam haber verdi. An Aişete, o da Aişe'den. An Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, o da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. Burada bir kez daha bir tahvil var. İmam Buhari aynı noktaya başka bir isnat ile varacak. Diyor ki, وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنُ مَسْلَمَةَ, bize ayrıca Abdullah bin Mesleme anlattı. An Malik'in, o da Malik'ten. An Hişam'in, o da Hişam'dan. An Ebihi, o da babasından. An Aişe'te radıyallahu anha, o da Aişe'den, Allah kendisinden razı olsun. Kâlet, demiş ki, annemiz Aişe anlatıyor, demiş ki, in kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selleme le yukabbilu ba'da ezvâcihi ve huve sâimun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarından bazılarını, hanımlarından bazılarıyla oruçluyken öpüşürdü. Demiş annemiz Hazreti Aişe bunu. Ravi diyor ki bunu söyledikten sonra thumma dahiket, sonra güldü. Aşağıda muhakkik dahiketten dipnot çıkmış. Tenbihen ila enneha sahibetul kadiyyeti liyekune eblega fiffikati bihadithiha. Bununla Hazreti Aişe kendisinin olayın içinde olduğunu ifade etmek istemiş ki muhatapları iyice emin olsunlar diye yorum yapmış. Yani bazı eşleriyle öpüşürdü ifadesinden kendisinin de onlardan biri olduğunu söylemek istemiş diye yorumu var aşağıda muhakkikin. Hadiste sadece bu ifadeden sonra Hazreti Aişe'nin güldüğü anlatılıyor. Daha önceki hadiste de Resulullah'ın oruçluyken öpüşebildiğini görmüştük. 1827 nolu hadisti bu. Bu bab altında Hişam'ın babası Hazreti Aişe'den aktarıyor. Sanmıyorum, bilmiyorum da şu anda. Neden akraba olmasını beklediniz? Yakınlık dolayısıyla mı? Sahabeyle böyle sorulunca mı konuşuyordu? Perde ardından kendisinden hadis dinliyorlardı. Hazreti Ebu Hureyre de gelip yine kapı önünde kendi hadislerini okurmuş duyurmak için ona. Tenkidi varsa alayım diye. Dolayısıyla iletişimi var Hazreti Aişe'nin insanlarla. Ve sürekli onlara hadis rivayet ediyor. 1827'yi okuduk. Sıradaki hadisimiz 1828. Haddethena Museddedun, bize Müseddet anlattı. Haddethena Yahya,
Bize Yahya anlattı. An Hişam ibn Ebi Abdillah, o da Hişam bin Ebi Abdullah'tan. Haddesena Yahya ibn Ebi Kesir'in, bize Yahya bin Ebi Kesir anlattı. An Ebi Selemete, o da Ebu Seleme'den. An Zeynep ibnetti Ummi Selemete, o da Ümmü Seleme'nin kızı Zeynep'ten. Bu Zeynep'i hatırlarsınız. Resulullah Ümmü Seleme ile gerdiğe girmek istediğinde yanında bulunan o küçücük Zeynep, şimdi annesinden hadis rivayet ediyor. An Ummiha, annesinden. Radiyallahu anhuma, Allah her ikisinden de, Zeynep'ten de annesinden de razı olsun. Kalet, demiş ki Zeynep, beyneme şey annesi Ümmü Seleme, demiş ki annemiz, kalet, beyneme ana ma'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme fil hamileti, ben ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı yatakta tek örtü altında beraberken, iz hebtu, hayz oldum, regl oldum, fenseleltu, usulca yataktan ayrıldım. فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي, hayz elbiselerimi giyindim. Demek ki buna özgü bir kıyafeti var. فَقَالَ, Resulullah beni görünce dedi ki, مَلَكِ اَنَفِسْتِ, ne oldu? Hayz mı oldun? Hastalandın mı? قُلْتُ, dedim ki, نَعَمْ, evet. فَدَخَلْتُ مَعَهُمْ فِي الْخَم۪يلَةِ, sonra yine yatağa girdim. Birlikte aynı örtü altında. Diyor Ümmü Seleme radıyallahu anh. Zeynep annesiyle ilgili şunu söylüyor hadisin devamında. وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلَانِ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدٍ. O, yani Ümmü Seleme ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birlikte tek bir kaptan yıkanırlarmış. Bir başka notu, bunları böyle sıralı notlar halinde vermiş. وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ سَائِمٌ, ve kendisiyle, yani Ümmü Seleme ile Resulullah oruçlu olduğu halde öpüşürmüş. Bunların hepsi 1828 no'lu hadis içerisinde geçti. Ancak İmam Buhari hadisin özellikle oruç kısmını veya oruç kısmı dolayısıyla hadisi özellikle buraya koymuş olmalı. Böylece bu bölüm altındaki iki hadisi de okumuş olduk. Bölüm başlığımız oruçlu kimsenin öpüşmesi. İki ayrı hadiste hem Ümmü Seleme'den hem annemiz Hazreti Ayşe'den gelen rivayetlerde Resulullah'ın bunu rahatlıkla yapabildiğini okuyoruz. Bab bitti. Bir mülahazanız yoksa? Biz bu yasağı neden çıkardık? Bu sünnette hayatında işleyen biri var mı bilmiyorum şimdi. Hangi yasak? Şimdi biz, yani öpüşme yasağı bizde mekruh olan şeyler, orucu yaralayan şeyler olarak biliyorduk biz bu yani. Evet. Yani fakihler şöyle diyorlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nefsine hakimdi, o gerisini getirmezdi, ama siz gerisini getirirsiniz, dolayısıyla yapmasanız daha iyi olur tarzı bir yaklaşım var. Çok da şeyden ari değil yani, çok da temelsiz değil. Bir bakıma şey mesajını da veriyor kendi içerisinde, yani o fıkhi tartışmalara baktığınızda hadisten sarf-ı nazar etmiş değiller. Bu hadisler etrafında tartışıyorlar. Yani okuyucu oraları okuduğunda şu mesajı da alıyor. Eğer sen de kendine hakimsen ve bunun devamını getirmeyecek, orucunu bozmayacaksan bakma yapabilirsin. Ama vurgu esasen, yani
Bu tehlikeyi göze alma, bu riske girme, orucun sağlam kalsın şeklinde ihtiyat fıkıhta her zaman öncelenmiş olan bir şey. Yine öncelenmiş. He? Evet. Başka bir münasa var mı? Zeynep, kızı da çocuğun da yanında görüyor bu olayı. Hangi olayı görüyor? Mesih'de olan bir anlattığını mı anlatıyor? Yani ifadede Zeynep ben gördüm öpüşüyorlardı gibi söylemiyor. Oruçluyken öpüşürlerdi diyor. Artık bunu annesinden mi duydu? Kendisi mi buna tanık oldu? Yani orada bir sarahat yok. Eminim şunu çıkarmak düşüncesinizde düşündü yani kız çocuğu başkasının yanında da bunu Resulullah mı yaptı? Yani annenin kızı yanında. Yani eğer bu sadece bir öpüşmekse bilmiyorum. Ama sanıyorum bu bilgi olarak aktarılmıştır. Çünkü diğer türlü kendisi görseydi gördüm de diyebilirdi. Muhtemelen deminki Hazreti Ayşe hadisinde olduğu gibi annemiz kendisi aktarmıştır bu bilgiyi. Çünkü müminler de bundan istifade etmek durumunda. Resulullah'ın aile hayatına dair bu tür hususların söylenmesindeki hikmet bu olsa gerek. Yani bir belki normal bir insanda bu dışarı vurulmaz. Ama Resulullah'ın aile hayatı nasıl sorusu bizi ilgilendiriyor. Çünkü Resulullah bu dini hem Allah'tan insanlara ulaştırıp tebliğ eden hem de kendi şahsında da yaşamak durumunda olan birisi. Kendi şahsında yanlış yaptığı takdirde Allah Azze ve Celle'nin gözetimi altında. Çünkü vahiy sürekli açık, iletişim açık. O sebeple yaptıklarında yanlış olsaydı düzeltilirdi. Düzeltilmediğine göre Cenab-ı Hak müdahale etmemişse eğer doğrudur noktasından gittiğimiz için Resulullah'ın aile hayatında oruçluyken nasıl davranıyordu eşlerine, yakınlığı, hangi davranışları vesaire bunları izhar etmiş olmaları mesela demin Hazreti Ayşe'nin yaptığı gibi burada herhangi bir beis yok. Tersine bu bilginin, ilmin müminlerle paylaşılması hususu var ki belki bunu gerekli de gördüler o sebeple. Yani mesela deminki Hazreti Ayşe'nin gülüşü de dahil olmak üzere muhataplarına durumu bizatihi iyice belletmek için Resulullah'ın aile hayatında bununla nasıl davrandığı mesela oruçluyken. Başka bir mülahaza yok ise sıradaki bab başlığımız Bâb-ıhtisâl-i-sâimi. Yani detayını da vermemişler. Demek ki oraya kadar yani. Çünkü haklısınız, öpüşmek var, öpüşmek var diyeceksiniz. Yani daha fazlasını bilmiyorum ama aynı kelimenin kaldıracağı her şey yin anlaşılabileceğini onlar da biliyorlardı. Eğer bunun çok hafif bir şey olduğu, hafif bir şeyle sınırlı olduğundan emin olsalardı, o zaman yanlış anlaşılma ihtimaline karşı tedbir alırlardı. Ama öpüşüyordu deyince milletin bunu yani olabildiğince en ileri haliyle anlayabileceklerini kestirdiklerinden demek ki bir sıkıntı görmediler öyle söylemekle. Yoksa Ramazan'da çok hafif böyle öperdi, sadece yanaktan öperdi gibi Resulullah'ın belli bir şey içerisinde, sınır içerisinde bunu yaptığını varsayalım. Bunu böyle öpüşürdü şeklinde aktarırlarsa insanların neler anlayabileceklerini onlar da en az bizim kadar biliyorlar. Dolayısıyla o zaman daha detaylı vermeleri gerekirdi. Resulullah öpüşürdü ama yanaktan öpüşürdü. Öyle kuru öpüşürdü. Ondan sonra şöyle sınırlar içerisinde öpüşürdü diye kendilerini bir bakıma bilgiyi doğru aktarmak hususunda sorumlu hissederlerdi ama böyle sadece öpüşürdü şeklinde verince bu kelimenin kapsamı içerisinde kalan her şeyi herkesin anlayabileceğini düşünmüş olmalılar diye düşünüyorum. O yüzden siz sormasaydınız ben de hiçbir şey söylemeden öylece geçerdim. Burada böyle geçiyor. Ramazan kim ne anlıyorsa diye. Ramazan ya da nafile oruç gibi ayrım yok mu?
Yok. Ama öyle bir ayrım da yok. Beklenti o yönde. Dediğiniz gibi yine eğer Ramazan'dan ayrı bir oruçca özgüyse yine bunu onların düşünmesi icap eder. Bunu söylerken yani Resulullah bunu yapardı ama Ramazan dışı oruçlarında yapardı. Ramazan'da çok titizdi falan. Burada çünkü önemli bilgiler. Ama siz oruç başlığı altında oruçluyken bunu yapıyor dediğinizde muhatabınız bunu böyle söylediğinizde bütün oruçlar için anlayabilecektir. Sadece o değil bunu yapan, yani bu rivayeti buraya aktarıp önümüze koyan İmam Buhari'de de, Buhari de aynı şeyleri biliyor. O bile öylece elleşmeden, o boyutuna girmeden veriyorsa, bu bütün oruç namına ne varsa Ramazan ve dışındakilerin hepsini kapsadığını gösterir diye düşünüyorum.